Gördüğünüz gibi her yerde ayak izi var. Burada da görebiliyorsunuz. O yüzden su boyunca ilerlemekten vazgeçtim. Çünkü belli ki hayvanlar buraya inip su içiyor ve ileride bir hayvanla karşılaşmaya hiç gerek yok. Yol tarafından gitmeyi deneyeceğim kısa bir süre. Muhtemelen ileride zaten kar diz boyuna gelecek. Oradan geri dönüyor olurum. Umarım karşıma bir hayvan çıkmaz. Her yerde ayak izi var. En çok ayak izi de şurada dikkatimi çekmişti zaten. Doğrudan diklemesine aşağıya inmiş artık neyse bu. Böyle bir kar suyunun aktığı bir deredeyim. Yoldan ilerlemeye devam ediyordum. Kardan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurada bayağı taze izler var. Ve karşı tepeye doğru da tırmanmış. Böyle hayvanı takip ediyor gibi olmak da istemiyorum. O yüzden açıkçası pek devam etmek istemiyorum buradan sonra. Acaba aracımla gelebilir miyim diye bir kar kalınlığına bakmak istedim. Buraya kadar gelirim ama ondan sonra gidebileceğim maalesef şurada yol yok. Yokuş yukarı olduğu için de bu kara saplanır. O yüzden zorlamaya pek gerek yok. Zaten ilk duruş sebebim yolun üstünden akan dereyi kirletmemekti. Burada da görebileceğiniz gibi bayağı ayak izleri var. Şöyle bakacak olursanız. Aşağıda da su kaynağı var. Yani dere devam ediyor. Oradan gelmişler gibi duruyor. Biraz keşif amaçlı gelmiştim. Yazın göller bölgesine gitmek için. Ama tabii şimdi kar olduğu için buraya kadar gelebiliyorum. 9 kilometrelik bir yol var. Yürümesi problem değil. Ama tek başımayım. Ve bu kadar çok ayak izini de bir anda görmek biraz hoşuma gitmedi. O yüzden pek gitmek taraftarı değilim. Burada da gördüğünüz gibi bilek civarına gelmeye başladığı zaman kar araç yokuş yukarı kesinlikle kayıyor ki şu an dizime doğru indi. Buradan yukarıya gitme şansı yok. Bu hayvancıklar da sesimi duyup gelmeden geri dönüyorum. Ama çok güzel bir manzara.